Günümüzde yaşadığımız en çok olaylardan birisi hava yolu tıkanıklıklarına kaçan bir cisim, katı bir cisimdir. Bu çocuklarda ve yetişkinlerde, bebeklerde bu durum herkeste aynı belirtiyi gösterir. Nedir bunlar? Kişi öksüremez, konuşamaz, nefes alamaz, eller boğazdadır. Tamamen hava yolu tıkanmış durumdadır. Bu durumda da yapmamız gereken şey Heimlich manevrasıdır. Şimdi çocuklarda nasıl Heimlich manevrasını yaparız? Öncelikle onu göstereceğim sizlere. Çocukla bir kere aynı boy seviyesine gelmeniz gerekiyor. Bizde de makette bunu uygulamalı olarak size göstereceğiz. Aynı boy seviyesine geldim. Çocuğu öne doğru eğdim. Karın bölgesini destekledim. İki kürek kemiğinin arasına aşağıdan yukarıya süpürür tarzda 5 kez vurdum. Vurdum, çıkmadı. Ardından Heimlich manevrasını yapıyor olacağım. Nereye yapacağım? Göbek deliğinin 3 parmak yukarısı, baş parmağım içeride. Yumruğumu dik vaziyette yerleştirdim ve bir elimle karın bölgesini destekleyerek kişiyi öne doğru eğdim. Ardından manevram içeriye yukarıya, içeriye yukarıya. 5 kez bu manevrayı yapmak olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yaptım, çıkmadı. Tekrar sırtına vurarak devam edeceğim. Ardından tekrar Heimlich manevramı yapacağım. Peki bu işlemleri ben ne zamana kadar yapacağım? Cisim çıkana kadar veya hastanın solunumu gittiği için artık bilinci de tamamen gidecektir. Ardından temel yaşam desteğine başlayacağım. Şimdi temel yaşam desteği dediğimiz sadece ilk yardımcılar bunu yapabilecek tabii ki de. Önce kişiyi sert bir zemin üzerine yatırdım. Ardından hemen 112 arattırdım birine. Yapmam gereken şey ağız temizliğine tekrar baktım. Hava yolunu açtım. Dinledim, nefes yoktu. Çocuklarda önce nefesle başlarım. Nefesi ne kadar vereceğim? Göğüs kafesi kalkana kadar vereceğim. Hava yolunu açtım. Burnu kapattım. Açtım. Tekrar. Ardından kalp masajı yapacağım. İman tahtasının yani göğüs kemiğinin üst ve alt ucunu buldum. İki eşit parçaya böldüm. Elimin topuk kısmını bu alana yerleştirerek bir elimle kalp masajına başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ardından tekrar nefes. Açtım hava yolunu. Bu işlemleri 112 gelene kadar, ben yorulana kadar, hastanın solunumu gelinceye kadar devam ediyorum. Bebeklerde ise nasıl Heimlich manevrası yapılır? Öncelikle ağız içi kontrolü yapılır. Varsa bir şey, serçe parmağımızla yanaktan yanağa cismi çıkartırız. Eğer tıkanıklık iç kısımda devam ediyorsa hemen çenesinden tutarak kolumun üzerine yatırıyorum. Ardından bu bacağını koltuğun altına sıkıştırarak ayağımı ileriye doğru uzatarak İki küreğin arasına aşağıdan yukarıya 5 kez süpürü tarzda vuracağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez vurdum, cisim çıkmadı. Ardından diğer bacağımın üzerine aldım ve tekrar ters ata biner gibi bebeği yatırdım. Ağzına baktım, varsa bir şey aldım. Yoksa göbek deliğiyle iman tahtası arasına iki parmağımla 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ağza gelmiş mi diye baktım. Yok ve bu işleme bile devam ediyorum. Peki ne zamana kadar devam edeceğim? Cisim çıkana kadar veya hastanın bilinci kapanana kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, diyelim ki bilinci kapandı. Hemen yere yatırdım sert bir zemin üzerine. Ardından hemen birine 112 haber verdirdim. Ağız içine baktım. Varsa bir şey yanaktan yana tekrar alıyorum. Baş geri çene yukarı 45 derece dinledim. Nefes yok. Önce nefes vermeyle başlıyorum. Ne kadar hava vereceğim? Dediğim gibi göğüs kafesi kalktığında yeterli bir havayı vermiş olacağım. Burada burnunu ve ağzını ağzımın içine alarak nefesi vereceğim. Açtım. Tekrar. Ardından kalp masajı yapacağım. İki meme ucuna parmağımla çizgi çizdim. Diğer elimin orta ve yüzük parmağını yanına getirdim. Hastaya yaklaşarak vücut bütünlüğünü doğruladım. Ardından 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve.
1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tekrar nefes, tekrar kalp masajı. Bu işlemleri 112 gelene kadar, ben yorulana kadar, hastanın solunumu gelinceye kadar devam ediyorum.